Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allah'ın selavatı. Telefonlarınızı sonuna kadar açabiliyorsunuz. Bakayım ilginizi çekecek mi? Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ فالذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Hastalar Risalesi'nden birinci deva. Niye hasta oluyoruz? Hastalık neyin hakikatidir? Niye böyle bir kanun ilahi var? Ey biçare hasta, merak etme, sabret. Ses mi var? Yok, aparatım. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Allah Allah. Senin hastalığın sana dert değil, bir nevi dermandır. Çünküsü var. Niye? Ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmasa zayi olur. Hem rahat ve gaflet de olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel dillerde destandır ki, musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Bitti. Baştan alıyor. Şimdi burada ortada olan bir realite, bir gerçekliği anlattı. Hastalık var. Bunu yorumluyor. Bir insanlar bunu bir yorumluyor. Hastalık nedir? Bir ustad kendisi yorumluyor. Her şeyin huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın ve huve bir kişinin dört veci vardır. Dört yönü vardır. Evveli var bir şeyin, ahiri var. Zahirisi var, batınısı var. Şimdi dedim ya sen, sen gitmedin, sen dedin ki sıramı bekliyor. Arkadaşların gitti kabire. Şimdi yorumlama çok önemli. Onu bir şeyle izah etmek önemli. Dünyada iman ve küfür hariç her şey her şeyle izah edilir, yorumlanır. Mustakil olmaz. Mesela akvaryumdaki balığa suyu anlatmak çok zordur. İmkansızdır. Kuruluğu bilmiyor ki. Bir şeyin ne olduğunu nereye göre izah edilecek? O çok önemli, biliyor musun? Şimdi bir şeyi, dünyadaki bir hadiseyi dünyanın kendisiyle izah etmeye kalkarsan, işin içine çıkılmıyor. Devir oluyor. Çünkü dünya yuvarlak ya, deveran denilir. Bir üzerine dönüyor. O nedir? Buna göre budur. O da nedir? Buna göre de budur. Olmuyor. Bir, başka bir şeyle yorumlanması lazım. Dünya ve içindekileri. Bakın, senin hastalığın
sana dert değil. Belki, bel, Arapçada kesinlik, evet, ki ektir. Hani belki hiçbir şey muhtaç değil, tabiat isaresine geçiyor. Osmanlıcayı birleştirilmiş, bel, 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 kesin hayır manasında. Bir nevi dermanmış. Ne derman? Arkadaşım, ilim, yani varılması gereken makama iki yolla varılır. Birincisi şu, sandalyeye koyuyorsun, çıkıyorsun. Bir daha üzerine bir şey koyuyorsun, daha üstüne çıkıyorsun, bir daha koyuyorsun. Bu ilimdir. Üzerine oturarak çıkıyorsun. Bir başka hakikate varma yolu ve yöntemi var ki, sıyrılarak, bırakarak, arınarak, saflaşarak. Hastalık bu cinstendir. Sıyrılmak, üzerindeki battaniyeleri kaldırmak, yani battaniye, gaflet battaniyeleri, mekan anlayışı, mekan kavramı bir battaniye, zaman kavramı bir battaniye, zevk düşkünü bir battaniye, makam düşkünü bir battaniye, para düşkünü bir battaniye, örtmüş bizi, örtmüş. Bunu iki şekilde yırtacak. Yırtması lazım insan. Bir, hakikatini keşfederek, tamam, hakikatını keşfedeceksin kendini, miracın olacak. Herkesin miracı farklıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a miraç, o halasının eviydi değil mi? Hani taşlandı, tebliğ edip de taşlamışlar, kan atmış. Eve sığınmış. Orada abdest alıp, o gece Allah Cebrail'i gönderiyor. Bir hadisi anlatacağım da. Diyor ki Cenab-ı Hak, onu ancak ben teselli ederim ya Cebrail. Git getir. Teselli ederim dediğine göre, ruhsal boyutundaki azabını düşünün. Onun miracı orada tahakkuk etti, o miraç. Oysa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 33 tane miracı var. Altıncı şu anda şöyle geçiyor. Miracı Ekber-i Muhammedi'de söylenen o sözler diyor. Ekber dediğine göre asgar da var. Asgarı olmayan Ekber'i olmaz. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o haleti ilim değildir. Bakın dikkat buyuruyor musunuz miraç? İlim değildir. Marifet ortamı da değildir. Tebliğ etmiştir. Taşlanmıştır. Hurmalığa sığınmış. Sonra dağlara mükemmel melaike geliyor. Söyle ya Muhammed Aleyhisselam, şunların üzerine dağa geçireyim. Secdeye kapanıyor. Ben bir şey anlatmak için bunları kullanacağım. Ya Rabbi, beni bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ya Rabbi bunlara hidayet diye dua ediyor. Sonra o haletteyken eve geliyor, sığınıyor. Orada leğen ve su istiyor, abdest alıyor ve miraç orada Ekber'i tahakkuk ediyor. Ruhsal boyutta. Yani bu ders yaparken, namaz kıldırırken, Kur'an okurken boyutlaşmamış. İbrahim Aleyhisselam'ın miracı ateşin içinde olmuştur. Miraçtır o. Nuh Aleyhisselam miracı tufanda oldu. Eyüp Aleyhisselam'ın miracı hastalığın içinde oldu. Hastalık bir koridordur, bir boyuttur, bir sıyrılmadır. Beden-ruh ilişkisinin ayrışmasıdır, ayrılmasının adıdır. Bir bazılarına miraçtır. Şifadır diyor sana, bir nevi dermandır. Neyin dermanı? Ruhun dermanı. Bak hastalık sana dert değil, bir nevi, yani çok nevi var dermanın, bir nevi hastalık dermandır. Neresi derman? Ben bu suçla kurtlandım yani. Kanser olmuş, eli kırılmış, felç olmuş. Nasıl derman oluyor? Yani anlıyoruz ki bedensel arınmak, bedenden sıyrılması lazım ruhun.
Neyle olacak? İlimle veya şey. Onun için bazılarımızın miracıdır. Miracı mübarek olsun. Hastalık onun miracıdır. Arınmak ve saflaşmaktır. Kur'an'ın tabiriyle Adem Safiullah'tır. Saflaşmaktır. Miraç yükselmek mi abi? Miraç evet. Yükselmek mi miraç? Miraç yükselmek diye mealleniliyor ama miraç imbisat etmek. Nasıl diyeceğiz onu? Yükselmek diyeceğiz artık. Arkadaşlar miraç veya manen yükselmek böyle öyle değil. Vefat edenleri, sekeratlı olanları göreniz var. Ben çok gördüm. Beslem itibariyle. Bak böyle bitmiş. Yastıkta. Bir anda dikleniyor. Bütün gücüyle. Bir noktaya bakıyor. Bir şey anlatacağım şimdi bak. Hatırınıza gelmiş mi? Gidiyor. Ruhunu nerede teslim ediyor? Burada. Bak bu adam bir yere gidip de dünyadan çıkıp orada ruhunu bırakıp ceset buraya bırakılmıyor. Dikkat edin. Ruh buradan arınıyor. Buradayken. Telefon ediyoruz. Alo. Evet. To nere? Koridor oldu değil mi? Bu alet, yani bu aletin öteki alemle koridoru neyse ruhun o alemlere bağı öyledir. Yani bu ceset telefondur. Ceset telefondur. Hayat bataryadır. Programı ruhtur. Kart imandır. Kart numarası imanın seviyesidir. Tamam mı? Şimdi bu telefonla sesin ta Avustralya'ya gidiyor mu? Bu beşeri aletle mümkünse şurada da koridora gitti. Hat açılıyor. İşte yükselmek. Sıyrılmak yani, arınmak, battaniyelerden çıkmak. Bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Nereye göre yorumluyor? Ahirete göre dünyayı yorumlayamazsan vallahi dünyanın hiçbir şeyini izah edemeyiz. Edemezsin. Bu niye böyle? Ya komşum sabah sağlam ya. Evi sağlam, arabası olan kötü bir şey olmaz. Bir laf var ya. Niye olsun ki onun dünyada mükafatını görüyor? O niye olsun ki kardeşim? Ha, o zaman bu niye böyledir? Çünkü dünyadaki olayları da ahirette yorumlayabilirsek o nispetten dünyanın tazikatından, eziciliğinden, battaniyelemesinden kurtarıyoruz. Yoksa izah edilemez. Dünyadaki hiçbir hadise izah edemezsin. Sıkıntı içinde sıkıntı. Niye böyle oluyor? Bak bir misal söyleyeyim. Kefaret oluyor diyor. Günahıma kefaret oluyor. Bak neyle yorumladın? Ahirette yorumladın. Hadi Müsvedi bana yorumladın ya da. Niye böyle oluyor? Hep yorumladığın keşkeler ve sıkıntını artırıyor. Keşke böyle olmasaydı, keşke böyle gitmeseydi. Müslüman sebeplerine riayet eder, keşke demez. Aynı yerde dönmek zorunda. Hep aynı yerde. Aynı ya, bak şimdi. Şöyle diyeyim. Siyah nedir, beyaza göre yorumluyoruz. Soğuk nedir, soğuğa, sıcağa göre yorumluyoruz. Niçin dedim ki dersin başında? Akvaryumdaki bana suyu ispat etmek, anlatmak imkansızdır. İmkansız. Yok. Ama işte bizim böyle değil işte. Zıtlar var. Akvaryum nasıl suya gömüldüğü gibi biz de ya paranın, ka makamın, ka bilmem neyin içine gömülüyoruz. Anlatmak mümkün değil ki ya. Ancak seni ondan arındıracak hastalıktır. Kabuğunu kırıyor yani. Tam tepene vuruyorlar yumurtanın kabuğu. Civciv de çıkıyor, kafayı çıkarıyor. Vay be, Allah Allah. İyi ki kırdı ya. Ama daha önce tak 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 vuruyorlardı. O kim vuruyor ya? Ne güzel yatıyorduk burada ya. Ama ya bundan daha güzel dünya var mı ya? Yukarıdaki. Güneş var, güneş. Bayağı güneş görüyor. Kim gidip gördü ya? Civciv öyle der. Ne zaman tak 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 kabuk yırtıldı. Bakıyor Allah Allah. Vay anasını, ne kadar güzel bir şey varmış ya. Fanosun içindeyiz arkadaşlar. Dünya fanos olmuş. Örtmüş biz, örtmüş, örtmüş. Sarhoş olmuşuz.
sıyrılmak lazım. Şeyde ne diyor? Bak şeyin miracı nerede olmuş? O bir peygamber. Hangi peygamberdi? Balığın içine düşmüştür. Yunus muydu? He? Tamam, Yunus Aleyhisselam. Ne olmuş biliyor musunuz ona? Oraya girmiş, bir rivayete göre 40 gün içinde kalmış. Bir rivayete göre, bak, bakmış ki, müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını, ben de biliyorum. Ama o nasıl bilmiş? Aynel yakin gördüğünden. Neyle? Aynel. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin değil. Aynel gördü. Hakkal değil bak. Şimdi hakkal yakin olacak. Gördüğünden, dikkat edin miraca bakın. Bu miraç gözüyle bakamazsan, burayı manevi bir ruhsal bir inkişafat diye anlarsın bu lemalar altındaki. Gördüğünden ne olmuş bak. Sırr-ı ehadiyet, sırr-ı ehadiyet şeyde anlatıyor. Şualar 9'da İyâke ni'abudu ve iyâke nestaîn'de sırr-ı tevhidi anlatırken Cenab-ı Hak insanın o latife-i Rabbânesin daha ilerisi olan o ene demiyor. İyâke ni'abudu ve iyâke nestaîn diyen kulunun diyen kimse ki ene diyor, ene söylüyor onu. Orada Cenab-ı Hak ne yapıyor diyor orada? Teayyun ve teşahhus ediyor. Niçin yakin abudu bak? Elhamdülillahi Rabbil alemin. O alemlerin Rabbine hamd olsun. Kim o? Ben, sen, o. Üçüncü teki şahıs, o. Errahmanirrahim. O ama. Sen değil. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O din günü sahibidir. Ben sen o. Şimdi dikkat et. İyyâke ni'abudu ve iyyâke nestaîn. Sana ibadet ederim. Sana sen. İşte aynel yakin gördüğünden sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde inkişaf etmiş. Sırr-ı ehadiyet nedir? Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet değil. Cenab-ı Hakk'ın kendini seven kulunun ruhunun ruhuna olan latife-i Rabbani'nin daha arkası olan enede Allah'lık hakikatinin Celle Celaluhu 9. şuada teayyun ve teşahhus etmesinin adıdır. Orada zaten sır-ı ehadiyet orada söylüyor. Bak bu peygamberin müsebbibül esbab sahibi olduğunu, bütün sebeplerin sahibi olduğunu, ondan başka melce sığınılacak yer olmadığını ilmen değil. Peygamberlik ilmen bildi. Balığa atıldı, aynen gördü. O aynen görmesinden, dikkat edin, orada kitap okumuyor. Orada ibadet etmiyor. İlim yapmıyor. O olay musibetin içinde sırr-ı ehadiyet, yani Allah'lık hakikatinin ruhundaki zuhuruna nerede olmuş? Nur-u tevhid içinde. Tevhid nurunun içinde İnkişaf etti. Bu miraçtır. Mübarek olsun ona. Onun miracı demektir. Her bir müminin kalbine Cenab-ı Hak sırr-ı ehadiyet, sırr-ı ferdiyet taayyun ediyor. Meal vermeyeceğim taayyuna. Anlayan anlasın. Allah'ın da mahremi var. Kalbin içindekilerim geçenleri melekeler yazamıyor. Müjdeler olsun size hepinize. Kalbin içinde geçen şeyleri, şerleri melaike kiram ve katibi yazmıyor, yazamıyor. Yazmıyor değil, hemen yazar, gördüğünü yazar, hiç affetmez. Göremiyor. Çünkü kalp
Allah'ın mahremidir. Namahrem giremez. Allah'tan başka kimse nazar edemez. Melaike göremediği için, bakamadığı için yazamıyor. Nazargâh ilahidir orası. Melaike bile göremiyor. Allah'ın mahremidir. 70 defa taayyun ve teşahhus ediyor ve insan şuurunda olunca sırrı tevhid burada inkişaf ediyor. O zaman olayın arkasına geçiyor. Geceyi ve cevap değiştiriyor tabii. Kendisi eliyle değiştiriyor. Miraç. Bak balıkta olmuş. Bak peygamber hastalıkta olmuş. Allah. Şey Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'de çakı verdi. Orada oldu. Olayları Risale-i ne acayip şey yapıyor ya. Çünkü ömür bir sermayedir. Gidiyor. Git astım hastalarına sor. Ne yedi? Ne yaptı? Yoğun bakımda olanlar var ya. Birisini ziyaret ettim. Abdülaziz. Yeni. Kırıkhan'da. İskenderun'a koymuşlar. Beni görünce camın... Ben bilmiyordum cama koyuyorlar cam içine. Beni görünce hiç ses yapamıyor. Buradan aşağı su gidiyor. Ağlıyor. Buraya takmış. Bu açık ya burası. Atlet yok. Ulaşıyor. Sonra çıktım oradan. Ben kendime cam açsana dedim. Hoca aslında soğuk olur. Aç kardeş. Of be. Nefes var. Tamam. Ama meğer yoğun bakımda değilmişim ya. Yeni anladım. Yoğun bak. Meğer yoğun bakılıyormuşum. Yoğun bak. Yoğun bakımda olmamamın sebebi yoğun bakıldığım için. Allah be kardeşim ya. Kurban olayım diyeceğim, Allah kurban istemiyor kendisini. Hayır. Kendine bile insanı kurban istemiyor. Böyle be Allah. Muhatap kabul ediyor. Hani var ya, bana dilenci diye sadaka verme diyoruz. Kardeş iş ver çalışayım. Demiyor muyuz? Bırak patron bana yardım etme, sadaka verme. İş ver çalışayım. Allah da kurban istemiyorum seni. Ey kul ben seni kul. Muhatap alıyorum seni. Karşıma alıyorum. Saltanatımda seni çalıştırıyor. Güya senin gibi tasarruf et. Senin gibi, senin imişin gibi neticeleri ben sana vereceğim. Ya ne yapsın ya? Meyvesi bulunmasa zayi olur. Hem rahat ve gaflet olsa pek çabuk gidiyor. Anlayamıyoruz. Olayların içine kaybolup gidiyoruz. Ancak zaman içine giren insan, zaman ve mekan içinde oklavan altında ezilen hamur gibi oluyoruz. Tek bir şartla kurtulabiliyorsun oradan. Zaman seni kontrol ederken zamanın üstüne, mekanın üstüne çıkıp zaman ve mekanı kontrol etme zamanımız namazdır. Mekandan ve zamandan sıyrılıp zamana ve mekana hükmetme anı namazdır. Çünkü namaz bu değildir. Allahu Ekber, haydar, nasıl değil? Allahu Ekber, semiallahu limen hamide. Bu namaz değil. Namazın efal ve akbalidir. Ya anahtar demiştim size, bununla bir yere girilir. Bu giriştir. Namaza giriştir. Namaza giriştir. Girdiğin yer salat olur. Giremezsen namazın olur. Giriş hareketleridir. Anahtar diyor, Üstad 46'da diyor, sözlerde değil mi? Namazın efal ve akbali. Hastalık senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Ya. Hastalık dikkat ederseniz bedenseldir.
bedensellik, yani kolun kırıldı, yoğun bakımdasın, kansersin, bunlar bedenseldir, ruhla alakası yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bak, bu hastalık seni ruh beden bütünlüğünü tamamen imtizaçını kurtarıyor, ayrıştırıyor. Yani şöyle, derinden okuyayım, çok ilginizi çekecek. Bu cümleyi şu anda okuyacağım yeri şimdi bu noktadan bakın. 29. sözde bir yer var. Murat nerede? Murat orada mısın? İyi dinle şimdi bak, yardım et şimdi, senden yardım isteyeceğim. Doğru mu yanlış mı? Nasıl şey yapabildik mi? Bak şimdi beden hasta diyor. Bak bir de cümle okuyayım. Ömür sermayesi gidiyor, meyvesi bulunmasa zayi olur. Hastalık ve gaflet olmasa pek çabuk gidiyor. Sermaye falan anlatıyor. Sermaye diyor. Bak şimdi buraya bak şimdi. Bu o noktadan. Nasıl ki su kendi zararını olarak incimat eder. Mücahit. Buz, buzun zararına temeyyü eder. Buz, buzun zararına suya dönüşür. Buraya girmeyeceğim. Lüf, kışın zararına kuvvetleşir. Lafız, mana zararına kalınlaşır. İyi dikkat edin şimdi. Ruh, ceset hesabına zayıfleşir. Ceset, ruh hesabına inceleşir. Şimdi, ruhumuz cesedimize nasıldır? Su buza nasılsa. Başka? Bu demir düşünün, demir. Geçemiyor mu karşıya? Geçemiyor. Ver elektriği. Elektrik neresindedir? Her zerresindedir. Ha, bu cesettir. Elektrik ruhtur. İmtizaç etmiş. Su ruhtur. Buz cesettir. Su cesettir. H2O ruhtur. H2O cesettir. Esir ruhtur. Esir cesettir. Maddi hayat ruhtur. Maddi hayat cesettir. Nur-u Muhammed'i ruhtur. Arkaya doğru girdim, gördünüz mü? Şimdi arkadaş, bu bedeni bir kuyudan çıkartacak mıyız? Yusuf kuyusundan çıkması lazım. Yusuf sensin. Kuyu bedendir. Hastalık merdivendir, koridordur, telefon numarasıdır. Sesimi oraya götürendir. Ha tamam, götür falan. Nasıl vardım ben? Buradan oraya bir koridor açıldı. Arıyorum Maraş'ı. Kardeş şöyle yap, böyle yap. Ya sanki bir mikrofonla değil mi? Sanki karşıya hitap ediyorum, bir koridor açıldı numarayla. Numara yoksa koridor açılır mı? Hastalık da bir koridordur. Bir koridor, bir yere varmak, bir yere taşınmak için. Neyi taşıyacaksın? Telefonla sesi taşıyorsun, sureti taşıyorsun, mesajı taşıyorsun vesaire. Arkadaş, ruh taşınması lazım ötelere. O zaman bundan sıyrılması lazım biraz. Sıyrılamıyorum ilimle. Bunu zayıfleştirmem lazım. Nasıl ki su buzun içinde nasılsa, ceset de öyle. O zaman su mu istiyorsun kardeş? Ne kadar? Bir bardak. Bir bardak kadar buzu ısıt. Yan. Yan tutuş ki odunluktan çıkıp nur olalım. Dumanından ayrılasın. Yoksa odun olup çürüyeceksin. Nur dumanından ayrılsın. Sonra da ısınıp kainatta sıcaklıktan bitkiler yetişsin. Gübre olmak nerede? Semalara gitmek nerede? İşte diyor ki ruh ceset hesabına inceleşir. Şimdi özür dilerim. Bağışlasınlar. Kilo olunca
ruhun nefesi almıyor, alamıyor. Hepimiz bunun içindeyiz. İlle zayıf adam, ruhsal boyut olan değil. Ama etkiliyor. Etkiliyor. O zaman ille kilo manası değil. Bedensel yaptırıcılık yuka, şey ruha. Bak bir daha söylüyorum. Beden kılıftır, ruha kilo ile değil yalnız. Ama şu tarafı. Yani bedensel yaptırıcılık hissi, duygusal ve istekleri ruha baskı yapıyor. Mesela tatlı yiyince ne olur? Yağlı yiyince ne olur? Bak ne kadar şey var. İşte bedenin bu baskıcılığını, ruhun üzerindeki baskıcılığın kısmen kurtulması lazım. Kıskaçtan ruh. İşte diyor ki, ruh ceset hesabına inceleşir. Ruh şey yapınca, kalınlaşınca ceset ufalaşır. Böyle. Murat, ne diyorsun? Hastalık ne yapıyormuş bunu o zaman? Cesedi ruh hesabına inceleştiriliyor ki ruh gitsin. Hastalık bir sebebi de böyle yapıyor. Alemi kesif olan dünya diyor, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Fatıra, şey, kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş etsalarda nur hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alim-i latif hesabına şu alim-i kesif nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Böyle yer bir cümle bir derslik. Ama düşünen insanlar için bir intikal etsin. Çok acayip bir yer. Bak ne yaptı orası? Arkadaşlar dünyayı, dünyadaki hadiseleri, dünyanın içindeki olaylarla çözümleyip izah edilemez. Ne olduğunu anlayamazsın. Ancak dünya başka bir yerle kıyas edilince, edebilirsek o zaman manadan manaya geçeriz. Suretten manaya, esma yoluyla musemmaya ulaşırsın. Kışırdan lupa geçer. Yani cemizde uğraşıyoruz kardeşim, kır gir için ya. Sıyrılmak lazım. Mekanın, zamanın, maddenin, makamın, hissiyatın, şehvetin, arzuların, meyillerin baskıcılığından, battaniyelemesinden sıyrılmak lazım. Yırtmak lazım. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrünü çabuk geçmesine meydan vermiyor. Tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Yani safa zaman pek kısa oluyor. Uzun bir hayatı netice verdiği için uzundur. Yoksa adam saat, gerçi yastığında zaman geçmiyor gibi zannediyor. Zaman geçmiyor. Dışarıdaki geçiyor. Aynı zamanın tasarruf altındayız. Dışarıdaki adamın zamanını niye anlayamıyor da hastanede ve yatağında yatan insan niye geçmesini anlayamıyor? Demek ki hariç ne olursa olsun, hariç aynıdır herkese. Herkes için güneş aynı. Herkes için mekan aynı. Herkesin için zaman da aynı. Ona, onun buradaki yorumlamasıdır farklılık. Oyalarsan kendini, aa altına kaydı. O hasta böyle oyalayacak hiçbir sebep yok. Ölümle kendisi arasında perdeler kalktıkça artık aynı toplumda yaşadığı halde, aynı mahallede yaşadığı halde bunun zamanı geçmiyor, bunu geçiyor. Demek ki zaman hakikati herkese aynıdır ama kavramak, şuur etmek herkeste farklıdır. İkinci deva. Ey sabırsız hasta, sabret belki şükret. Şükret, hamd et demedi.
Hamd üstündür. Hamdın içinde şükür de vardır. Ama şükrün için hamd yoktur. Daha camidir. Yani sebeplerin arkasında, olayların arkasında şükür vardır. Hamd'da ise sebep dahi olmasa hamd dersi var. 29. Lema-i Arabiye şualar ne sonunda? Orada bakın iman nimetini hamd et diyor. Şükret demiyor. İman. Kendisi bizzat şey olduğu için, nimet olduğu için. Sebepsiz sebepsiz her şey hamd. Daha küllidir. Onun için elhamdülillahi rabbil alemin deniyor. Burada bir olay var. Şükretmen için hastalık. Ey sabırsız hasta, sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Ne alakası var? Aynı. Dakikalar aynı geçiyordu. Bir gün ibadet nasıl olacak? Arkadaşlar, niçin zaman geçmiyor biraz biliyor musunuz? Şimdi bir şey hatırlatayım, bildiğiniz bir şey de kullanıyorum yani. İmam Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh bazen okuduğumuza göre bazen devamlı gelmiş. İki rekat sabah namazının farzında hatmi Kur'an okuyor, yapıyor muymuş, yapmıyor muymuş? Bastı zaman meselesini ustadımız söylüyor. Bazen bir dakikada diyor bir hatmi Kur'an'ya, şerife, mazar oluyan evliya var. Arkadaşlar nasıl yapıyor o? Bastı zaman tayı mekan ediyor. Yani sıyrılıyor cesedin yaptırıcılığına. Bunun adı zamandan ve mekanda sıyrılmaktır. Arkadaşlar, zaman sayfadır diyor. Bak. Şu sayfayı görüyor musun? Şu sayfa için söylüyor. Bazen nehir diyor usta. Bazen şerit diyor. Komplesine mekan. Sayfaları bir araya getirirsen mekan kavramı çıkıyor. Zaman sayfadır. Zaman sayfadır. Onun zemini, yani zemin oluşturan, bir bütünlük getiren mekandır. Zaman bir boyuttur. Varlıktır. Atom cinsinden değildir. O zaman niçin hastalık zaman uzundur? Çünkü bastı zaman yapıyor. Allah onu açıyor, kullanamıyor. Gel içeriye ya. Uzun olmasının sebebi uzun bir akı, yani atomun, yani alemi şehadet boyutundan kısmen çıkıyor, farkında değiliz. Boyuttan çıkıyoruz. Mekanın ve zamanın insan üzerindeki tesirinden sıyrılıyor. Onun için çok uzun hissediyor değil. Doğru. O uzun zamanda koca Yasin okur. Ama fabrikada çalışan adam bir elemi okuyacak zamanı yok. Yani hastalık öyle varsayayım zaman geçmiyor değil. Hastalık koridor olmuş, miraç olmuş. Nereye kadar o kadar? Herkesin bir miracı var hastalık. Seni mesela bir hastalık var ki cesetten kurtarıyor. Miracın o kadar. Bir hastalık var ki seni zamanın tesirinden kurtarıyor. Hastalığın seviyesi. Bir bakıyorsun ki hissiyattan seni kurtarıyor. Öyle bir an geliyorsun ki kürsten çıkıyorsun. Kürse çıktın mı biliyorsun 218 şualarda 218'di değil mi? 218 şualarda diyor ki bak insana bak ya Allah'a ekber ya. Farkında değiliz neler var bizde. Bir tane söyle dedi. Ya sen okudukça o kelimeler, hakikaten küllat o kelimeler var mı diyor ya. Bakıyorum diyor. Dersi dinleyince. Diyor ki, insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. En son, en cemiyetli. Her şeyi içine almış. Ve hakikat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam cihetiyle bütün kainat bir nur-u Muhammedi'den yaratılmış. Şöyle düşünün. Çekirdeğin dışında, yani çekirdekte olup da ağaçta olmamak mümkün değil. Ağaçta varsa bir şey, çekirdeğinde kesin var diyeyim. Ağaçta olacak bir şey, çekirdekte olmayacak. Olmaz böyle bir şey. O zaman bu kainat Nur-u Muhammedi'den yaratılmışsa biz de oradanız. O zaman hakikat-ı Muhammedi, yani Nur-u Muhammedi, yani kainatın çekirdeği noktasından insan, senin aslın odur. Kütük odur, burada fotokopiyiz.
O noktadan bakarsan insan kainatın çekirdeği aslisi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil. İnsan kainatın çekirdeği aslisi. Sen kainatın çekirdeği aslisin. Kainat deyince bazılar hep şöyle anlıyor. Şu bu tepeler falan, şehir, o güneşler de. Hayır, buna alem-i şehadet denilir. Yukarıya doğru çıkalım. Alem-i şehadet, yedi kat sema. Ana kuru şey, taşları yapıyoruz. Teferatına değil. Emri kün fe kün alemi. Kün alemi. Yani fe kün alemi. Kün alemi. Lev-i mavi ispat. Kürs. Daire hayat. Daire ilim. Lev-i mahfuz. Arş-ı azam. Kab-ı kavsi. Bu alemler komple. Şimdi bunlar hep sende. Hep bizde. Bu böyle bir çekirdeği aslıyız biz. Var bizde bu. En azından onu tanımı bilmek lazım. O sensin işte zaten. Bu sen değilsin. Bu senin kafan ya. Ve kainat Kur'an'ının insan, bak, insan kainat Kur'an'ının, biraz önce saydım ya o kainattı. İnsan kainat Kur'an'ının ayeti kübrası. Allah Allah. Kur'an'ın ayetiymiş, ben ayetmişim ya. Nasıl bir ayet? Bütün Kur'an'ı içine alan bir ayet. Yetmiyor. İsmi azamı taşıyan ayet-i kürsüsü insan. Kainatın ismi azamını taşıyan ayet-el kürsüsü. Ayet-i kürsü neydi? Hatırlayalım. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum el hay kayyum hay kayyum. Yani kürs hay ve kayyum ismi azamı hakikatiyle yapılmış o zemin. Hay ve kayyum ismi azamı cami insan. Onun adı bizde nefistir. Nefis deyince hemen kafamız gidiyor nefsemmare. Nefsemmare'nin 7 mertebesi var. En serseri burası ya. Nefsemmare. Nefsi levvame. Mutmainne, muhlime, raziye, natika. Allah nefsi mutmainneye, raziyeye yemin ediyor. Ben senden razıyım. Git cennetime diyor. Nefis deyince hemen kafanız gitmesin. 7 mertebenin şeyidir. O da vaid-i kıyası oluyor. O da lazım. İyi ki var. Olmasa insan olmayacak. İnsana bak. Sonra kimsin burada? Kainat sarayının en mükemmel, en mükerrem misafiri. En mükerrem. Mükerrem? Kerem. Keremlenmiş. En azam seviyede kerem esmasını kendisinde ve etrafını cem etmiş. Yani kerem esmasına en güzel ayna insan, en mükerrem misafiri, Allah'ın en gözdesi, en kıymetlisi. Sığmadı Allah kainata tecelli, mahlukata sığar mı? Ama beni seven müminin kalbine, orana, o işte, sırr-ı ehadiyetin orası. Küllat, küllat söyler kardeş, ifade edemiyorsun. Bazı şeyler var hissettiğim burada gördüm. Desem kafamı kesersiniz. Vay kafir bu ya. Böyle neler anlatıyor. Dur hele ne diyor bu diye bir baksana. Onun için Rize'de vardı pazarda. Ahmet amca vardı, Allah rahmet etsin. Buna benzer bazı şeyler söyleyince ağzımızdan bazen kaçıyor. Meczupluğumuz tutuyor. Tövbe 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 tövbe. Dedi ki dersten sonra. Hoca seni çok sever. Ama ne olur. Her dersen sonra bir bayan yap. Şimdi Ahmet amca kelime-i şehadet getir, kelime-i. Yan yeniden imana gir. Çünkü ona göre iman gitti. Ama o adam tevhid dersinde coştu bir gün, ağlıyor. Ey Allah, Allah senden razı olsun. Allah'a diyor ki Allah senden razı olsun. Bir şey Cavit dayı vardı, Allah rahmet etsin. Tövbe 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 falan dedi. Ben de ya Rabbi şunun şu andaki
hal olan imanının hatırına bizi affeyle. O vurdu yani, tavan yaktı ya. Acayip kimin tavan yapacağı belli değil ki. Saf adam sanki. Sen hariç. O miracını yapıyor demek ki. Yaşlılık bir miraçtı. Miraç süresidir. Sürecidir yani. Hastalık bazında miraçtır. Vallahi müjde. Ekonomi sıkıntı bir miraçtır. Miraç demek ruhun cesetten ayrışma serüveninin başlangıcı ve o seyri sülükünün tamamlama hakikatındır. Bu olayı bazen ekonomi sıkıntı, bazen kanser, bazen çocuğun olmaması, bazen çok çocuğun olması, bazen bir hastalık. Bu gaye nedir? Ruhun beden imtizacından ruhu kurtarmak serüveninin mukaddemeleridir. Nasıl oluyorsa herkesin miracı ayrıdır. Ya başımda dert var kardeşim. Ne dert ya? İmansızlık dert olduktan sonra bunlar dert mi? İmanı kaybetme veya kazanma davası başımıza açılmış. Bunlar dert mi? Amin. Dert mi ya? Böyle Mustafa da onun ya bak Mustafa'nın şimdi derdi ne? İşe girdim, girmedim, vardı ya vardı yoktu. Hani nerede Mustafa küçük? Şimdi neyle? Ne yaptıysa, inşa ne ettiyse binasındadır. Şu anda kendisini ne inşa etmişse, ne tuğla koymuştu, oradadır. Ne kadar ezeli ve ebedi. Bir daha insan olamayacak o. Artık ağaçtır o. Çekirdeği kadar. İnsan bir çekirdeğe benzer demiyor mu? Bir daha o dönüp insan olamayacak. Kendini inşa et. Ama planın senin olsun. Ben senin arsana, Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur, senin arsana çimento tuğlayı yıkıyor. Binayı sen yapacaksın. Allah Resulü, ya Ömer, Osman gibi latif ol, yumuşak ol demediği gibi, ya Osman, Ömer gibi set ol demedi. Ya Ebu Bekir, ya Osman, ya Ömer, ya Ali vesaireler. İslam'ın malzemesini kullan, kendi projeni inşa et. Kötü olan hissiyatını kontrol edememektir. Yerinde kullanmamaktır. Hiçbir duygu kötü değildir. Ya abi ben sinirliyim kötü. Senin kötü olsaydı Allah yaratmazdı. Kötü olan yerinde kullanılmayandır. Sen ona boyutlaşacaksın. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Bak dedik ya bir koyarak altına taşları koyarak yükseliyorsun böyle bakıyorsun. Ama bazen de ben buradayım siz aşağı iniyorsunuz. Allah Allah. Ben duruyorum kardeşim meğer asansör çıkıyormuş. Değil mi? Acayip bir şey. Bak asansör olduğum yerde. Gene benim. Ama mesafem artıyor, yükseliyorum. Bir kısmı, biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de miracın ruhu şu, aczini, zaafını hisseder. Aczini ve zaafını hisseder. Öyle. O artık çekici oluyor. Aç ve zaaf kurumuş sünger gibi. Suyu çeker, nemi çeker. Her bir duygu avcıdır, çanak anten gibidir. Karşılığını çekmek içindir. Aç ve zaaf, aç sır ehadiyeti, zaaf sır ferdiyetin aynasını yapıyor. Sır iki tane, çok acayip bir şeydir. İkisini cem edersen, hangi ismi azam olur? Allahu Ehad. Ferdun, kayyum, hakemun, abdun, kuddus. Altı mı? Ferdun, hayyum, kayyum, hakemun, abdun, kuddus. İkinci şuada diyor ki, bu altısının da cem olduğu yer Allahu Ehad. Zat. Ats ve fakr. Ats, sır-ı hadiyete, fakr,
sırrı ferdiyete bakıyor. Cem olursa Allahu Ehad. Miraç. Hisseder. Hisseder. His. Böyle. Hissedeyim anlatalım. Açtık. Nasıl bir elem? Açtığı anladık değil mi? Açtık. Aynı bunun gibi insan at ve zaafı öyle bir zemin ki Allah'ı ekme ister gibi istiyor. Böyle oluyor. Onu anlamanız için bir misal vereyim. Yatsıyı kılmayanlar için söylüyorum. Yatsıyı kılmayanlar için. Şimdi yatsı kılmamakla ne kadar şu anda sıkıntıda o insan. Gün geçti, saat geçtikçe. Ne kadar rahatsız oluyor yatsıyı kılmadı ya. Ha bak niçin sıkıntılı, yatsıyı geç kılan sıkıntı duyar? Çünkü ruhu alışmış ona. Namazın acizidir. Namazı istiyor. Ne kadar namaza alışırsan ruh onun o kadar acizidir. Veriyoruz doymuyor ruh. Sabaha verdik namazı, öğleni verdik olmadı. Hala istiyor. Zemin yani. Halik-i Rahim'ine iltica eder, yalvarır. İltica. Ne demek iltica? He? Başka? İltica. Sığınmak. İstemek. İstemek. Şimdi iltica mesela bir devletten bir devlete geçiyorsun. Ats ve zaaf seni bir yerlere taşıyor. Orada doğuyorsun demektir. Doğduğun yer, doğmaktır. Sonra yalvarır, arınmaktır, sıyrılmaktır, boyutlaşmaktır. Üzerindeki gaflet battaniyelerinden sıyrılmaktır. Yani bak neydi? Dünya perest, mekan, zaman, arzular, meyiller, bitmez tükenmez emeller. Bir sürü. Bunlar hep battaniye, örtmüş bizi. Nefes alamıyoruz ki. İşte bu. Halis, bak hastalık ne yapıyor? Bir boyut açıldı ya. At ve zaaf zeminini oturttu. At ve zaaf zemininde sırr-ı ahadiyet, sırr-ı ferdiyete aynadar oldu. Olunca ne oldu? Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazar olur. Halis, riyasız. Çünkü hasta adam. Ona kalkayım da bir hava atayım, namaz kılayım, nasıl namaz kılınıyor göstereyim der mi? İş yerinde ancak işçi yapar. Patron geldi, patron gelmedi, tak 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 tak. Patron geldi, elhamdülillahi rabbil alemin. Errahman, Allah. Yapabilir. Ama hasta yapamaz. Hasta yapamaz. Ne yapar? Halis, riyasız. Çünkü niye? Hepimiz hasta olmuşuz. Allah. Allah. Hiçbir şey görmüyor ki. Hiçbir şey. Ben böyle bir ameliyata girmiştik böyle de. Bir de ayağımda bir şey olmuştu. Hiçbir şey görmüyorsun biliyor musun? Sırf Allah. Eşya görmüyorsun tavana baktığın halde. Ses duymuyorsun konuştuğun halde. Gözler açık görmez. Kulak açık duymaz. Tamamen bir nokta. Daha önce öleniniz var mı? Ölümü tadan yok değil mi? Aynı böyle oldu. Ya ölmeden önce ölünüz dedi de Resulullah için söylüyorum. Şaka demiyorum bunu. Mutu kablentim mutu. İnşallah vardır tabii canım. Manevi bir ibadete mazhar olur. Evet hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet-i sahiye vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiye ve keşf-i sadık ile sabittir. Niye? Çünkü bir dakika bir bastı zaman oluyor. Bastı zaman oluyor. Yani
bir dakikada bakıyorsun ki bir saniyede adam neler yapıyor. Mesela rüya onlardan bir tanesi. En uzun rüya kaç dakikadır diyor Üstad? Bir dakika diyor. En uzun rüya bir dakikadır. Şeyde, felsefede 8 saniyedir diyor. Tamam mı? Burada da bastı zaman meselesini burada lemalardan okursunuz Allah'ın izniyle. Fevkalade anlatıyor. Yani niye bir dakikada efendim şey yapıyor? Çünkü zamanın kayıtlayıcılığında kurtuluyor. Bir dakikada bir ömür de oluyor aslında. Ömür oluyor, evet. Adam kaza yapıyor, tam vuracak, o anda bütün ömrü bir anda geliyor. Ya. Bütün ömrü. Bitiyor değil mi? Yüzünden ne geliyor? Bir anda. Allah Allah. Burada uzun olur. Bir dakikalık hastalığı bir saat. Çünkü zamandan ve mekandan sıyrılıyor. İmam-ı Azam da misal vermişti. İki rekat namazda bazen sabah namazında hatmi Kur'an'ı okumuş. Komple. Ya nasıl yapıyor değil mi? Nasıl sıyrılmış? Bu. Ama işin tuhaf tarafı çok tuhaf. Cemaat ne peki ne yaptı? Cemaat inna ateyna kulu Allah. O bir baktı ki mesela. Hayır, o da onlar da geçmiş. Onun için kimin arkasında duruyorsun çok önemli. Onlar da geçmiş ama haberleri yok onların. Alttaki mesafe var ya mesafe bak böyle. Katlanıyor. Tak 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 katlanıyor. 20 tane böyle mesafeleri tak 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 birbirine gelince hepsi bitmiş oluyor. Yani kardeş eskide Karadeniz'e 1,5 ayda giderler diye ya. At çıktı 15 günde gitti. Araba oldu 20 küsur saat, uçak oldu 1,5 saatte gidiyor. Biraz da böyle şey yaparsan gidersin. Hani bazılar diyor hocam uçuyor musun? Ona keşke uçursak otobüste kurtulurduk. Uçuyor musunuz? Keşke uçsaydım ya. Uçmak bile o kadar saf ki suç ya, kusur. Uçuyor musun? Keşke uçsak da. Adam ne teknoloji yapıyor uçakta uçayım diye. Senin bir dakika ömrünü 1000 dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Kim yapıyormuş? Hastalık. Arkadaşlar, hastalığın müekkel melekesi var. Namazın da var. Çok ilgimi çekmişti. Bir zattan okumuştum Muhittin Arabi'de. Diyor ki, bu kainatın var ya kainatın. Mesela arşın mümesili, arşın mümesili Cebrail. Şey arşın diyor, nefi mahfuz. Arşın, Azrail, hayatın israfi vesaire. Tamam. Bu dört, komple kainatın melaike var mümesi, vücud haricisi. İsrafil diyor Risale'de. O da diyor ki salattır. O melaikenin adı salattır. Komple ama usta kainatın müessili ikinci şuada İsrafil diyor. İşte hastalık vücudu haricisi var. Yani bedensel bir şeyin alınması gibi gözükürken ruhta açılan bir koridordur. Anlayan anlasın. El-Fatiha.